Ya çürük sıkıntı yapmayın, korkmayın. Bizden bir şey gelmez. Siz kardeşsiniz. Kaç yaşındayız ya? Hepiniz kardeşsiniz. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. Şu akşam biz evdeydik, hanım, ben, Murat, zaten bizim alt katımızda oturuyor, evdeydik, geldi yukarı işte. Bununla bir acayip bir heyecan, zaten bu haftalarda bahsediyor, şehit olacağım, şehit olacağım, Türkmen dağına mı gitsem, bunlara herkese söylüyormuş, oraya mı gitsem, az şehir verin, bilmem ne falan filan. Şimdi bu olaylarda ta ki reisimiz, Cumhurbaşkanımız işte telefonla o çağrı yapınca işte bu hemen zıpladı işte, reis bizi çağırıyor anne. Gidiyorummuş. Telefonla var. Annesi de oğlum gitme. Karışıklı. Öyle böyle. Annesi yalvardı onu gitmemesi için. Yok. Dinlemedi. Gitti. Çıktı sokağa. Arkadaşlarıyla işte organize etti. Bayağı bir kişiyle toplandılar. Önce bizim durumun burada buluştular arkadaşlarla. Şimdi ileride kavuşacaklar. Anadolu insanına. Şen'in orada askerler vardı işte. 15 tane. Asker giyimli ama çoğu çocuk giyimli. Onları bununla başladılar sıkıştırmaya işte. Ondan sonra öyle şeyler olunca takviye geldi bunlara işte. 40-50 kişilik profesyonel diyeyim artık yetişkin askerler. Başlarında da 3-4 tane subay. Bir tanesi de o Mehmet Karabekmez diye bir albay varmış. Malatyalı bir albay. Sürtüşme oluyor işte. Bu hep sert yaptı çocuklara. İşte geçen adam camlarına dipçikten vuruyormuş. Kırdı. Birkaç kişiyi taradı orada. Mermisi bitince başkasının genç tüfeğini alıyor. Yine tarıyor. Hatta benim oğlumla arasında yalık etmiş. Öyle sakal bırakıp üç tane bir ayçi baba gelip artistik yapmayın demiş. Bayağı bir tartışma olmuş. Ben oğlum içki içmem bilmem ne hakkım helal ettim sana falan öyle şeyler. Ondan sonra halk tabii şey çoğalınca bir şekilde bunlar başladı. Tamam bir tanesi tüfeğini kaldırmış. Tamam teslim olmaya gidiyoruz bildiğinizde yani şeye kuleliğe. Bunlar sol taraf duvarın buradaki duvarın sol tarafına yürüyor. Halk da bunları çember aldı. Beraber bunları yürüyorlar işte. En büyük asker bizim asker işte asker kışlaya falan. Meğerse bunlar halk oraya çekmeye çalışıyormuşlar, kulenin oraya. Orada hazırlık yapmışlar. Kulenin oraya gelmeden tam o virajda barikat kurmuşlar. Hemen bunlar da barikat görünce halk mecbur durdu. Öbürler hemen duvarın arkasına geçmişler. Şeyde biraz geri gidince başladılar. 2-3 tane gaz bombası atıyorlar. Gaz bombası atınca hemen o, özellikle o subaylar ateş emri veriyor. O şeyler atmıyorlar. Bazıları yere atıyorlar. Öbürleri havaya atıyorlar. 3 tane subay bir de az önceki arkadaş bahsetti, sivil giyimli biri daha varmış orada. Bunlar o halkı taramaya başlıyorlar. Murat da önündeymiş, o sağ tarafta önünde. Bir yere düşüyor işte. Bazıları işte kaldırmaya çalışıyorlar. Orada bir taksi varmış. Taksiye bindirip de hastaneye göndereceğiz. Taksi çocuk diyor, ateş etmeyin, yaralı var, hastaneye götüreceğim. Ondan sonra bir tanesi bağırmış oradan. Çabuk 30 saniye var. Sayarak çabuk sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5 öyle. 30 saniye, 15-20 saniyede bitirmiş. Onun tam arabaya bindirirken oğlumun ayağı da dışarıda kalıyor. Ayağında yara almış, parçalanmış. Taksiyi tarıyorlar. Daha sonra işte taksici bana geldi. 14 tane kurşun taksiyle isabet var. Kafalıklardan, arkadan. Arkada tüp var, tüpün üstünden geçmiş. Koltuklarda, torpidoya saklanmış yanlarda. Taksici patlak bir lastikle ufacık, 3 kadar boylu bir arkadaş Rize'de çayında. Korkmadı, şey yapmadı. O şey patlak lastikle, hatta bizim buradan geçmişler. Kavacık'taki Medisiyet Hastanesi'ne götürdüler. Tabii o Murat'ın vurulduğu anda ben uçaktaki açlaktan uçtu, bina sallandı. Ben annesini çabuk Murat'ı ara dedi, eve gelsin. Annesi arıyor, annesi de yok. Anne biz bunları şimdi teslim edeceğiz, teslim ettim sonra geleceğim. Askerleri kuleliği teslim edecekler ya. Ondan sonra ben telefonu diyorum, alıyorum. Dedim, çabuk eve geliyorsun Murat. Demenle o silah seslerini duydum. Murat da Murat'ın oğlunun bağırmasını duydum. Kendi tabii düşüyor, telefon da yere düşüyor. Telefon ikiye ayrılıyor, itibar kesiliyor. O da hemen evde oturuyordum, şok giyiyordum, ayağıma ayakkabı, spor ayakkabısı gibi hemen buraya geldim. Orada 5-10 dakika geçmişti işte, bazıları odan başlamış bile gelmedi. İlk arkadaşım buldum, dediler abi, Murat vuruldu. Ben doğru söylemedim, Murat vuruldu, lastik mermiyle vuruldu, ayağından göğsünden. Hastaneye gitti, hangi tarafa gittiler? İşte buradan geçtiler, bizi tahmin ettik, Paşabahçe. Orada telefon geldi, oğlunuz yaralı, göğsünden yaralı. Medisiyet'teymiş. Orada göğüs cerrahisi yokmuş. Göğüs cerrahi olan bir yere gönderiyoruz dediler. Siyah Mersek. Biz tabii gittik, yollar kapalı. Arkada markada Siyah Mersek'e gittik.
Ondan sonra ambulans yollardan geçememiş. Gitmişler Ümrani araştırmaya götürmüşler. Bu arada onu bulamıyorum, ben çıldırdım. Aradım Cumhurbaşkanımızın yeni arkadaşım oldular. Ali Mutlu sağ olsun. Ali Bey, yardımınıza ihtiyacım var dedim. Oğlum vuruldu, nerede olduğunu bilmiyorum. Bana yardım et. Dedi 5-10 dakika müsaade et. Ondan sonra aradı beni dedi. Oğlum Ümrani araştırmadan ameliyatta doğumu ağır dedi. Tabii biz oradan bastık işte yine ana yolla kapalı arkadan bir yerden ulaştık oraya. İşte benim ortak benden önce gelmiş, baktım o hastane dibine çökmüş. Ameliyatta kaybettik. Şehit olmuş. Oğlumu vuran o albay Mehmet Karabekmez yakalandı mı, kaçtı mı, firar mı etti bilmem lazım da oğlum öldürmüş. Bu da kişiyi orada vurmuş. Bunun dışında birkaç kişi daha öldürmüş orada. Bu adam yakalandı mı bilmem lazım. Ondan sonra ben organize şubeye gittim işte. Orada araştırmalar falan filan belli olmuş. Bir iki resim vardı o videolarda. Hemen işte sağ olsun oradaki terör mücadele arkadaşlar yönlendi. Onlar geldi videoda resimleri netleştirdi, çıkarttılar. Dediler bir 10 dakika müsaade. Bilgisayar verdi şey. Geldi bana onun şu kadar bir hani Amerikan filminde olur ya. Dolu filmde Wanted. O resmi bana getirdi bütün. Ondan sonra bu mu dediler? Evet dedim, o dedim. Meğerse alınmış o da işte. O gece mi? Ertesi gün alınmış. Sivil şu an sivil cezaevindeymiş. Kütlesin falan her şeyini biliyoruz. Ben şikayetçi olmasaydım sadece devlete ihanet demiş. Vatana ihanet demiş. Yargılanacak. Darbe teşebbüsü. Şimdi de ayrıca cinayetten yargılanacak. Sevgili albayımız.